Merhabalar, ben Sema Onur. Bugün sizinle doğum hikayemi paylaşmak istiyorum. Doğum vlogu çekmiştim zaten ama çok aceleye geldiği için, daha doğrusu acil bir sezaryenim olduğu için çok böyle detaylı çekememiştim. Daha doğrusu doğumdan sonrasını çok fazla çekememiştim. Doğum anını çekememiştim. O yüzden sizinle yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. Ben hamileyken böyle videoları çok araştırıyordum. İşte insanlar doğumda neler yaşıyorlar, normal mi doğurmalıyım, sezaryen mi doğurmalıyım, neden peki böyle yapmalıyım, işte sezaryen olursam ne gibi bir zorlukları var, normal doğurursam ne olacak falan diye böyle çok merak ediyordum. Herkes merak ediyordur tabii. Onun için böyle videoları falan çok araştırıyordum. Genelde böyle olumsuz videolar gördüğümde de çok içime bir korku geliyordu. Ama böyle olumlu videolar gördüğümde de işte diyordum ki ya ne kadar güzel, işte bebeğini kucağına almış, işte mutlu falan, hani o şekilde düşünüyordum. O yüzden ben de sizinle pozitif doğum hikayemi paylaşmak istedim. Belki siz de benim gibi düşünürsünüz, doğumdan korkmazsınız benim sayemde diye düşündüm. Onun için şimdi artık size doğum hikayemi anlatmak istiyorum. Ben aslında Öykü benim ikinci çocuğum, Öykü Eylül. İlk çocuğumu biraz zor doğurmuştum. Sezaryandı ama olumsuz bir sezaryandı. Oğlumla da maalesef ki acil bir sezaryen olmak zorunda kalmıştım. Plasenta dekopmanı olmuştum. Yani plasenta bebekten erken ayrılmıştı anne karnında. O yüzden kanamayla doğuma gittim ve çok acil sezaryen oldum ama korkuluydu çünkü oğluma veya bana bir şey olabilirdi. Bu şekilde doğurmuştum. O yüzden ikinci doğumdan gerçekten çok korkuyordum. Araları 1,5 yıl olduğu için daha da bir korku vardı içimde. İşte acaba şimdi yine mecbur sezaryen olacaktım ve acaba yine bir sorun yaşar mıyım? Bir şey olur mu? İşte sezaryen günüm gelmeden herhangi bir sorun yaşar mıyım diye sürekli böyle düşünüyordum. Genelde ikinci çocuklar daha erken geliyormuş çünkü. Bir de tabii sezaryen dikişlerim son haftalarda şişmeye başlamıştı. Çünkü aralarında sadece 16 ay var bu yüzden. Doktor da işte bugün yarın gelir demişti. Zaten 3-4 gün erkene çekmiştik. Sezaryen planladığımız günden. Cuma günü sezaryen olacaktım 15'inde. Sonra ben 12'sinin gündüzünde annem yanındaydı işte. Anneme dedim ki anne sanki böyle bir karnım ağrıyor gibi. Aslında benim bu seferki hamileliğim çok rahat geçmişti. Çok güzel geçmişti. Ama şöyle bir sorunum vardı. Bende gebelik diyabeti vardı ve gebelik tansiyonum vardı. Gebelik hipertansiyonu. İkisini de aslında sınırlarda tutuyordum. İşte ilaç kullanıyordum. Bana veya bebeğe bir zarar olmasın diye. Ama bunların hepsi erken doğum riskini getiriyordu tabii ki de. İşte 12'sinin gündüzünde anneme dedim ki anne benim sanki biraz karnım ağrıyor gibi. Annem de dedi ki hani kızım olur normal yani yalancı doğum sancılarıdır. Çünkü oğlumda da bunları çok fazla yaşıyordum. Dedim anne yani ben hani Öykü'de böyle şeyler hiç yaşamadım. Hani gelmesin sakın falan böyle erken olmasın falan gibi konuştuk. Hatta gülüştük. Annem dedi ki yok yok ne erken olacak dedi. Daha senin karnın dedi çok yukarıda hani bebek daha yerleşmemiş falan böyle hani. Ondan sonra bu arada Öykü mızırdanıyor. Uyanmaya başladı. Sonra işte tamam dedim ben böyle ama ara sıra böyle hafif hafif bir sızı giriyor yani. Tam nereme giriyor? Böyle tam kasıklarımla belim ağrıyor gibi oluyordu. Sanki böyle temizlik falan yapmışım da çok yorulmuşum gibi. Ondan sonra işte kahvaltı falan ettik annemle. Yiğit Alp'i dışarı çıkaralım dedik biraz oğlumu. Onu biraz işte parka falan götürdük. Geri geldik. Bel ağrım biraz daha artmaya başladı. Anneme dedim hani benim aşırı ağrıyor. Ben birazcık hani uzanacağım. Çünkü yani böyle belimden nasıl diyeyim böyle bıçak giriyor gibi oluyor ara sıra. Ondan sonra dedi tam sen biraz uzan şimdi yürüyüşte yaptık ya dedi. Ağrımıştır hani normaldir dedi. Artık zaten 38. haftadayım. Ondan sonra tamam dedim ben biraz uzandım. Sonra işte
biraz uyumuşum. Uyuduktan sonra kalktım, yemek yiyeceğiz. Annem yemek falan yapmış, yemek yiyeceğiz. Anneme dedim, anne benim belim yine ağrıyor. Ondan sonra kasıklarıma da ağrı girmeye başladı. Annem dedi ki, bak beni korkutma, hani böyle yapma dedi. İşte o zaman dedi, hani arayalım Mert'i. Eşim de nöbette. Benim eşim de hemşire. Ben de hemşireyim bu arada. Eşim de nöbetteydi. Dedi o zaman Mert'i arayalım. 24 saatlik nöbetinde tabii gece de gelmeyecek. Ben yok ya, bir şey yoktur. Normal doğum sancısı olsa yani herhalde bu kadar az olmazdı. Çünkü tamam ağrıyor ama öyle hani insanların tarif ettiği gibi böyle dayanılmayacak, şey yapamayacak bir ağrı değil. Normal böyle hafif hafif tatlı tatlı bir ağrı yani, sızlıyor. Anneme dedim yok ya, şimdi hiç telaşa vermeyelim. Çünkü dedim zaten sabaha kadar normal doğum ağrısıysa da ben bu şekilde dayanırım, ne olacak falan diyorum. Sonra annem bana dedi, emin misin kızım? Eminim dedim. Tamam o zaman dedi yani. Neyse sonra biz yemek falan yedik. O sıra ben birazcık böyle unutur gibi oldum. Hafif hafif yine bir sızı giriyor da yani çok da öyle ağrımıyor. Sonra saat 9:30-10 gibi falan. 9 gibi annem Yiğitalp uyuttu. Yanıma geldi. Dedik birer kahve içelim biz de. Bir şeyler izleyelim annemle işte. Ondan sonra annemle işte konuşuyoruz. Eşyalarımız hazır mı? Tam mı? İşte ani bir doğum olursa ne yaparız falan. Annem dedi ki yok ya dedi, sen daha doğurmazsın dedi. Karnın falan inmemiş dedi. Hiç böyle şeyler konuşmayalım, boş ver falan dedi. Aynen dedim, zaten eşyalarımız da hazır. Hiç dedim strese sokmayalım kendimizi. Ondan sonra işte öyle konuştuk falan biraz. Sonra saat 10 gibi falan ben bir lavaboya gidecektim. Ayağa kalktım. Bir baktım böyle karnım aşağı doğru inmiş sanki. Şuramda böyle bir boşluk. İşte normalde karnım şöyle başlıyor. Hani biz zaten iyice büyümüştü, sivrilmişti. Kız olmasına rağmen sivriydi benim karnım. Karnım normalde buradan başladı. Karnım aşağı inmiş. Şuradan böyle başlıyor. Hani aşağıda yani karnım. O sivrilik de gitmiş. Böyle aşağı doğru olmuş karnım. Anneme dedim, anne benim karnıma ne olmuş böyle dedim. Anne dedi, aa dedi, bebek aşağı inmiş dedi. Ondan sonra dedim yani bir oturdum kalktım, evet aşağı inmiş vallahi inmiş falan dedi annem de. Ondan sonra aynaya falan bakıyorum böyle. Sonra eşime dedim, benim dedim bugün çok sancılarım var, aradım artık. Eğer dedim bir şey olursa seni ararım, telefonun sesini açık tut, hani biraz ağrım var. Tamam dedi o da. Hani dedim şimdilik çok bir şey yok, tamam dedi o da. Zaten çarşamba günü kontrolümüz vardı, anesteziye gidecektik. Cuma günü de doğuracağım ve salı zaten o gün yani. Salı gecesi artık çarşamba. Yani yarın sabah zaten eşim gelince biz kontrole gidecektik. 9:40'da kontrolümüz vardı. Neyse sonra işte gece biz yattık 12 gibi annemle. Ama ben bir o tarafa dönüyorum, bir bu tarafa dönüyorum. Böyle diyorum ki kendi kendime, herhalde ben sürekli şey düşünüyorum. Doğuracağım galiba diye düşünüyorum. Bu normal doğum sancısı mı diye düşünüyorum. O yüzden böyle oluyor diyorum. Sanki sancılarım artıyormuş gibi oluyor sürekli. Ondan sonra mesela bir yarım saat bir şey yok ama. Diyorum ki yok, internetten bakıyorum sürekli, diyorum ki yok ya bu yalancı doğum sancısı kesin. Çünkü işte çok düzenli olması gerekiyormuş. 10 dakika ise 10 dakikada bir kesin gelmesi gerekiyormuş falan. Mesela dakika tutuyorum. Bir 15 dakikada bir geliyor. Bir sonraki 15 dakikada bir yine geliyor. Son bir yarım saat mesela ya da işte yani 25 dakika bir şey yok. Ben böyle böyle sabahı ettim. Ondan sonra neyse eşim geldi. Ondan sonra dedim ki ben karnım çok ağrıyor. Galiba ben bugün doğuracağım. O dedi ki neden böyle söylüyorsun? Zaten cuma günü sezaryenimiz var. Bir şey yoktur falan dedi böyle. Beni teselli etmeye çalışıyor. Dedim ki acaba eşyaları götürsek mi yanımızda falan. O dedi ki dur bakalım şimdi hemen şey yapmayalım, telaş etmeyelim. Annemle İtalpi annemlere bıraktık. Zaten evimiz çok yakın. Biz hastaneye gittik. Kontrolümü. Ondan sonra kontrolden önce de biliyorsunuz ilk önce NST'ye giriliyor. Ben NST'ye girdim. Girdiğim gibi benim zaten ilk dakikada direkt sancım çıktı 80. Ondan sonra bir 5 dakika sonra falan, yok 6-7 dakika sonra falan yine 80. O böyle şey çiziyor. Ondan sonra orada beni nedense hemşire çok az tuttu. Dedi ki ağrın var mı? Var dedim. Ondan sonra ağrı çıkmış zaten dedi. Ondan sonra nerelerinde dedi. Dedim ki kasığımla belimde. Allah Allah falan dedi. Kaç haftalıksın falan sordu. Neyse ondan sonra beni doktora yönlendirdi.
Sonra doktorda sıra geldi işte. O sıra biz anestezeye gittik ilk önce. Sonra doktora gittik. Doktorda sıra geldi. İçeri girdik. Ondan sonra doktor dedi işte birazcık sancın çıkmış ama hani çok az yani 2 kere çıkmış dedi. Dedim ki doktor bey onu çok az çektiler yani 8-9 dakika falan çektiler. Aa öyle mi falan dedi. Sonra dedi ki o zaman sen tekrar bir dedi NST gir ama ilk önce dedi bebeğe bakalım. Bebeğe baktık dedi ki bebek yerleşmiş galiba geliyor dedi. Ondan sonra tabii ben bir heyecan bir telaş. Ondan sonra hemen NST'ye tekrar gittik biz. Ama tabii o sırada benim sancılarım artık bayağı bir artmıştı. İşte belime girdiğinde mesela duruyordum. Beklemek zorunda kalıyordum. Hani yürüyemiyordum yani. Sonra neyse NST için yattım. Yattığım gibi bir sancı girdi. Karnım böyle top gibi oldu. Bir anda sertleşti. Ondan sonra böyle bir şey yani bir tutulma ihtiyacı hissettim. Dedim ki evet galiba ben doğuruyorum. Tabii ben önceden sezaryen olduğum için kendimi zorlamamam gerekiyor. Sonra NST'ye girdim. 20 dakika NST çekildi. NST'de 20 dakikada 6 defa sancım çıktı. 80 ile 100 arasında. Doktor dedi ki hemen eşyalarınızı alıyorsunuz. 1 saat içerisinde geliyorsunuz ve acil sezaryen olacaksın. Ondan sonra ben oradan çıktım ama aslında 2 gün sonra sezaryenim vardı ama böyle apar topar olunca oğlumda da böyle olduğu için galiba hani hiç böyle şey sakin bir doğum geçiremediğim için galiba bir strese girdim. Bir korktum. Ne bileyim şimdi o anı tekrar yaşıyorum da insan hani bir de şimdi arkamda oğlum da var. Hani acil dedikleri zaman insan daha farklı düşünüyor her şeyi. Aslında ben bu çocuğu zaten doğuracaktım. 2 gün sonra doğuracaktım ama acil olunca bazı şeyler gerçekten değişiyor. Psikolojiniz değişiyor. Her şeyiniz değişiyor yani. Hemen annemi aradım. Zaten biz hani apar topar arabaya doğru gidiyoruz falan. Annemi aradım dedim ki anne ben doğuruyormuşum. Biz şu an eve geliyoruz. İşte ilk önce eşyalarımızı alacağız. Sonra son bir kez Yiğitalp'i göreyim. Oradan da gideceğiz falan dedim. Şimdi böyle çok güzel bir şey, çok zor bir şey. İnsan tekrar tekrar sürekli hatırlıyor aynı şeyleri. Sonra arabaya gittik, bindik, eve gidiyoruz falan. Eşimle konuşuyoruz. Diyoruz ki, eşim onu diyor ki neden hani korkuyorsun ki zaten olacaktı ve 2 saat sonra belki kızımız kucağımızda olacak. Hani çok güzel bir şey. Gerçekten insan sonra bir anda böyle bir heyecanlanmaya başladım. O üzüntü gitti, korku gitti, heyecan sardı beni. İşte 2 saat sonra kızım olacak. Sonra işte eve gittik hemen. Tabii ben bir şeyler olabilir hissiyle zaten hiç yemek yememiştim. Bir şey de içmemiştim. Hiç bütün gece. Hemen şey eve geldik. Eşyalarımız zaten hazırdı. Kapının yanındaydı. Hepsini aldık. Eşim sadece işte bir saçını falan yıkadı. O kadar. Ondan sonra biz arabaya bindik. Annemlere gittik. Orada işte Yiğit Alp'le sarıldım falan. Ondan sonra size koyarım buraya. İşte ne bileyim ağlamamaya çalıştım. Ona belli etmemeye çalıştım. Küçük ama hani öyle derler ya. Ben bir bakayım öykü gerisini sonra anlatacağım. Geceden beri ağrılarım vardı. Zaten ben oğlumda da bu ağrı yaşadığım için az çok biliyordum. Doğum ağrılarım çıktı. Yaklaşık 7-8 dakikada bir geliyor. O yüzden doktor hemen bavulunu al, gel yatış yapacağız dedi. Yiğit Alp'i zaten sabah anneannesi dedesine bırakmıştık. Şimdi onu görmeye gideceğim. Oradan da hastaneye geçeceğiz. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Çok tarifsiz bir duygu. Tekrar anne oluyorum. Ne hissediyorsun? Ha? Abi olacaksın. İyi tarif abi olacak. Bay bay ya. Kaldı çünkü İster istemez aklınızdan şu geçiyor. Bana bir şey olursa oğlum geride kalacak. Hani hiçbir şey olacağından değil ama insanın herkesin aklına geliyordur bence bu. Bunu çok düşündüm.
çok stres yaptım kendimi. O an böyle ağlamak için kendimi çok sıktım. Oradan çıktıktan sonra arabada çok ağladım. Bunu saklayamayacağım. Kendinize bunu yapmayın diyeceğim ama herkes yapar eminim yani. Herkesin, bilmiyorum, doğuma giden her annenin herhalde böyle bir korkusu vardır. Ya bana bir şey olursa hani çocuğuma kim bakacak? Böyle bir korkusu vardır. Tabii ki babası olacak ama bilmiyorum işte böyle bir psikoloji yani. Neyse oradan hastaneye doğru biz yola çıktık. İşte ben ağlıyorum falan. Sonra hastaneden girerken o his böyle bir geride kaldı. Ne oldu bilmiyorum ama tek dedim ki Sema Nur, sen artık bir bebeğin olacak. Şu an o da strese giriyor. Zaten ağrıların var. Zaten sancıların var. O da içeride strese giriyor. Kendini daha fazla böyle strese sokarsan senin için sorun olacak. Çünkü ilk doğumumda stresle girdiğim için sonrasında çok stresliydi ve bebeğim kolik oldu. Huysuz bir bebekti. Ben loğusalığımı atlatamadım. Biraz böyle depresyona girer gibi oldum. O stresi üstüne uzun bir süre atamadım. Dedim ki o yüzden bu sefer pozitif geleceğim. Dedim ki zaten benim kucağımda olacaktı. 2 gün önce geliyor kızım bana. Kızım bana erken gelmeyi seçti. Ve ben mutlu bir şekilde doğuracağım bebeğimi. Ondan sonra odamıza çıktık. Hemen odamız ayarlandı. Biz ilk önce şöyle oldu. Acil olduğu için tüm odalar doluydu. Beni müşahedede beklettiler biraz. Sonra odamıza çıktık. Odamıza çıkarken dediler ki biz sizi hemen alacağız. Odanızı göremeden ameliyathaneye gideceksiniz. Gerçekten mi falan dedim. Halbuki böyle ben şey planlıyordum. Tamam acilde ama odayı en azından böyle bir hani göz gezdiririm. Eşyalarımı yerleştiririm. Doğumdan sonra da neyim nerede olduğunu bilirim. Hani biz sadece eşimle gittik bu arada doğuma. Kimse istemedim yanında. Dedim ki işte hani neyi nereye yerleştirdiğimi bilirim ki eşime diyeceğim daha sonrasında. Bana şuradan geceliğimi ver, bana buradan öykünü şu eşyasını ver falan diyeceğim. Öyle planladım kendimce. Ama böyle deyince tabii benim planlar suya düştü. Eşime de diyorum ki beni sedyeye yatırıyorlar. O sıra giyinmiştim zaten önlüğümü falan. Eşime de diyorum ki bak diyorum sen gidince hemen bavulu aç. Benim işte kıyafetlerimi çıkar. Öykünün ameliyathaneye verecek olan kıyafetlerini çıkart, hazırla falan. O da diyor ki ya tamam ben onları yaparım. Sen şimdi onları dert etme, ameliyathaneye gidiyorsun falan diyor. Ama işte insan dert ediyor gerçekten. Neyse sonra bir asansör var. Beni oraya bindirdiler. İşte dediler ki bundan sonra sen gelemezsin. Ama işte orada ben tekrar ağladım. Neden bilmiyorum. Zaten yalnız olacağımı biliyordum tabii ki orada. Ama insan yine de işte o yalnız kalmanın verdiği korku. Artık bundan sonra yalnızsın. Bundan sonra artık kızılmasın sadece. Ve bunu tek başına başaracaksın. Aslında çok güzel bir duygu. İnsana gerçekten güç veriyor. Diyor ki işte ben tek başıma yaptım. Tek başıma doğurdum. Ve sezaryen de olsa bazı insanlar sezaryenini normal doğum gibi görmediği için işte bebeğini almışlar zaten senden. Sen zaten doğum yapmamışsın gibi diyorlar. Ama bu böyle bir şey değil. Siz doğum yapıyorsunuz. Gerçekten çok farklı bir duygu. Allah isteyen herkese yaşatsın inşallah bu duyguyu. Doğum yapmayı, bebek sahibi olmayı, sağlıklı bebek sahibi olmayı. Neyse ameliyathaneye beni götürdüler. Ben biraz ağlıyorum. Oradaki hemşireler o kadar tatlıydı ki diyorlar ki neden ağlıyorsun? İşte az sonra kızın kucağında olacak. İnşallah falan diyorum ben de. Ondan sonra neyse içeri koridora girdik, ameliyathanenin koridoruna. Orada da işte ameliyathanenin koridorunda beni bekletiyorlar. Oda boşalmış. İşte odayı temizliyorlarmış. Ameliyathane odası. Oraya alacaklar beni. O sırada bir tane küvez girdi içeri doğru. Ben dedim ki bu benim kızımın küvezi mi olacak? Hayır dediler. Başka biri doğum yapıyor onun küvezi. Sonra neyse bir tane küvez girdi. Bu bizimki mi artık diyorum. Yok hayır bu da sizinki değil diyorlar. Neyse ben böyle bekliyorum. Yandan bir küvez daha geçti. Aa bunu neden sormadın? Bu seninkiydi dediler. Ben de işte dedim ne bileyim ben böyle hep soruyorum ama işte. Ondan sonra dediler ki evet bu artık seninki. Sen artık doğuma giriyorsun. Benim pembe bilekliğimi taktılar. Kız
kızımınkini hazırladılar. İşte orada da yazıyor bebek Kelen. Bende de yazıyor Semanur Kelen. Ondan sonra işte bir şey alerjin var mı diye soruyorlar. Zaten onları soruyorlar işte. Neyse odaya girdik. Sonra bana dediler ki seni ben spinal istemiştim. Şey genel anestezi istemedim. Dedim ki bebeğimi ben hani görmek istiyorum doğum anını. Ondan sonra tamam dediler. Neyse şey... Şimdi bana dediler ki ben diyorum ki nasıl yapacaksınız spinali? Çünkü oğlumdayken spinal biraz acıtmıştı açıkçası. Ben de şimdi bir korku var. Hani hiç o zamana kadar bunu düşünmemiştim ama o zaman bir korku geldi. Bana dedi nasıl yapacaksınız? İşte şöyle mi yapacaksınız, böyle mi yapacaksınız? Bir de şimdi kendimde hemşire olduğum için biliyorum. Onlar diyorlar ki ya bize bırak sen ne yapacaksın nasıl yapacağımızı? Sen sadece bizim dediklerimizi yap. Diyorum ki ama öyle yapamıyorum işte falan diyorum ben de. Sonra der ki tamam sen şimdi sakin ol. Sonra dedi ben anestezi doktor geldi dedi ki ben yatırarak yapıyorum. Beni şöyle cenin pozisyonunda şu şekilde işte yatırdı. Yan döndürdü. Ondan sonra neyse yan döndüm. Sonra dedim ki biri benim elimi tutsun. Oradaki bir anestezi teknikeri bir kız vardı. Çok sağ olsun. Buradan ona bu arada teşekkür etmiş olayım. Dedi ki tamam tabii ki ben senin elini tutarım dedi. Hiç merak etme hiçbir şey olmayacak. Elimi tuttu. Ondan sonra doktor dedi ki ilk önce sana batikon süreceğim. Soğuk gelecek. Tamam dedim. Ondan sonra işte batikon sürdü. Evet dedim biraz soğukmuş. İrkildim hatta ilk başta. Ondan sonra işte dedi ki ben sana iğneyi yaparken söyleyeceğim. Sen dedi hiç korkma. Hani ben böyle aniden yapıp şey yapmayacağım. Sen sadece duruşunu bozma. Bu çok önemli dedi. Zaten evet çok önemli. Zaten bunu biliyordum. Ondan sonra neyse tamam dedim ben. Sonra işte dedi ki şimdi yapacağım dedi. Tamam dedim. Sonra bir iğne soktu. Tamam şöyle söyleyeyim. Hani hep merak ediyor insanlar. Çok mu acıyor? Çok mu acıyor diye. Oğlumdayken de biraz acımıştı. Ama acı şöyle bir şey. Ben normalde zaten iğneden korkan bir insanım çok. Şöyle bir acı oluyor. Bir iğne giriyor ama nasıl diyeyim damar yolu açılıyor size gitmeden önce. Aynı o acı. Başka hiçbir acı yok. Gerçekten yok. İğne girdi. Hani o acı oldu. Dedi ki acıdı mı? Hani evet acıdı dedim ama yani öyle çok çok büyük bir acı değildi. Bir de ne bileyim o kızcağızın elimi tuttuğu hani o verdiği güçle mi artık bilmiyorum. Sonra içinden onun bir şeyi var. İşte iğnesi var onu çıkartıyorlar. Gerisi orada kalıyor. Oradan da ilaç veriyorlar. İlacı verdi. Zaten verdiği gibi böyle bacaklarınızda bir sıcaklık hissediyorsunuz. Direkt bacaklarıma bir sıcaklık geldi. Hemen beni döndürdüler. Sırt üstü yattım. Dediler ki bacaklarına sıcaklık geldi mi? Evet dedim. Tamam dediler. Sıkıntı yok. Ondan sonra işte doktorum geldi. Dedi ki nasılsın? İyiyim. İşte hazır mısın? Dedim ki hazırım. Sıkıntı yok dedi. Ağlayarak gitmiştim. Dedim ki gülerek geldim. Sorun yok. Ben artık bundan sonra kızıma odaklandım. İnşallah onu çok güzel bir şekilde kucağıma alacağım. Ondan sonra doktor işte kontrol etti. Acı var mı? Acı yok. Tamam. Sonra işte başladılar ameliyata. 2 dakika sonra da kızım hemen böyle diye ağlamaya başladı. Şu an olduğu gibi. Hani minik 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 bir ağlama vardı. Ondan sonra onu bana yukarıdan gösterdiler. Sonra işte böyle ben de ona hayran hayran baktım. Aslında ilk doğduğumda o kadar bebek kremi derler ya kendinden krem alıyor bebeklerin. O kadar kremliydi ki bembeyazdı böyle. Böyle ve doğar doğmaz dili şöyleydi. Hemen böyle aranıyordu. Onu gördüm bir gülesim geldi zaten. Sonra benim için yani bilmiyorum çok güzeldi. Hiç olumsuz hiçbir şey yoktu. Böyle hemen onu sardılar, yanıma getirdiler. Yanağıma koydular. Ten tene temas oldu. Yanağıma koydukları gibi ben ona bakıyorum. O da bana böyle gözünü hafif bir açtı. Hemen burnumu emmeye başladı. Çok aç doğdu benim kızım. Sonra hemen dediler ki biz şimdi onu gideceğiz, giydireceğiz. Sonra aşılarını falan yapıp yanına getireceğiz. Bu sırada da senin dikişlerin olacak. Tamam dedim ben. Ondan sonra dikişlerim atıldı. Onlarda da hiçbir acı ağrı olmadı. Neyse işte beni götürüyorlar. Yine o asansörden çıktım. Açıldı bir baktım babam. Babam gelmiş benim yanıma. Çok garip bir şey. Dedim ki onlara yanıma gelmeyin. Çünkü ben normalde duygusal bir insanım. Ama böyle pek sevmem duygularımı belli etmeyi. Karşımdaki insanları üzmeyi de. Hani dedim ki o anda böyle ne bileyim daha stresli, daha üzgün olursam onu görmesinler aslında. Ama o da dayanamamış. Dedi ki
dayanamadım geldim dedi. İyi ki de gelmiş. Beni odaya götürdüler. Eşim tabi odada Öykü ile birlikteymiş. Ben odaya girdiğimde Öykü ciyak ciyak ağlıyordu. Hatta koridordan zaten sesi geliyordu. Ondan sonra odaya girdim. Eşim direkt dedi ki seni bekliyor, çok acıkmış. Hemen tabi Öykü'yü ilk başta hemşireler zaten geliyor. Direkt diyorlar ki hemen emzireceksin. Direkt hani bu var, emzirme politikası var zaten. Dedim ki tamam hemen emzireyim. Ondan sonra işte direkt Öykü üstüme koydular. Koyar koymaz o direkt beni zaten göğsümü tuttu. Nasıl oldu bilmiyorum ama emmeye başladı direkt. Hiç bizi uğraştırmadı. Oğlum çok uğraştırmıştı. Hatta ilk başta hiç tutmamıştı. O direkt tuttu, emmeye başladı kendi kendine. Maşallah diyeyim. Ondan sonra işte emdi falan. Biz de eşime diyoruz ki vay be hemen emdi, çok iyi, çok güzel falan. Ondan sonra işte Öykü böyle bir çocuk gerçekten. Emmeyi de sevdi. Sonra sarılığın mesela azıcık sarılık oldu ama kendi kendine attı. Hiç hastanede yatmak durumunda kalmadı. Herhangi bir tedavi gerekmedi. O konuda çok şanslıydım gerçekten. Neyse sonra işte Öykü emzirdikten sonra benim sondamı çıkartmaya geldiler. Sondamı çıkarttılar. İlk başta çıkarttıktan 5 dakika sonra bir yemek yedim. Tabii bunlar 2 saat sonra oluyor. Yemek yedim. Yemek yedikten sonra 1,5-2 saat sonra beni ayağa kaldırdılar. Ayağa kalkmak biraz zor oldu. Öyle nasıl diyeyim? Hani böyle evet pozitif bir hikaye bu ama ayağa kalkmak gerçekten ilk zamanda zor oluyor. Ve size önerim şey olabilir. Mesela ben de şey yapıyordum hep. Kalktığım zaman acaba dikişlerime bir şey olur mu? Acaba çok ağrır mı? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Ama hemşire dedi ki direkt ayağa kalk. Direkt kalkmazsan dedi işte hep bir tedirgin olacaksın. Tamam dedim. İşte beni bir yanın eşim tuttu, bir yanın hemşire tuttu. Direkt ayağa kalktım. İlk başta bir ağrı oldu tabii ki kalkar kalkmaz. Sonra yavaş yavaş adımlamaya başladım. Sonra geçtim tekrar oturdum. Neyse sonra bir saat sonra tuvalete gitmem gerekti. Tekrar işte bu sefer sadece eşim bir tarafımdan tuttu. Ayağa kalktım. Sonra işte yavaş yavaş gittim. Neyse lavabo ihtiyacımı gördüm falan. Oradan da kalktım geldim. Ondan sonra hemşire diyorum ki işte acaba tekrar sonda mı taksınız? Her seferinde böyle mi olacak? Çünkü yine bir sızı oluyor yani ağrı oluyor. Dedi ki hayır böyle böyle alışacaksın. Gazını atman lazım, yürümen lazım. Sonra bir saat sonra falan yine tuvalete gitmem gerekti. Çünkü serum takıyorlar ya sürekli tuvaletiniz geliyor zaten. Kalktım kalkar kalkmaz dedim ki ya tamam ben bu işi yaparım. Çünkü ağrı azaldı artık yavaş yavaş. Ondan sonra işte yavaş yavaş yürüdüm falan. Sonra ağrı kesicileri falan da yaptıkça zaten rahatlıyorsunuz. Sonra işte serumlarım bitti. O akşam eşim gitti. Çünkü o nöbetten gelmişti. 24 saat uyumamıştı. Yanında bir 12 saat, 13 saat daha uyumadı. Ondan sonra eşim Yiğit Alp'e bakmaya diye gitti. Onun yerine annemle babam geldiler gece bizimle kalmaya, Öykü'yle kalmaya. Yiğit Alp zaten gece uyuyor diye eşimle birlikte hani ara sıra uyanır ama hani uyurlar, dinlenirler diye onu öyle yolladık. Sonra annemle babam geldi işte. Annem Öykü'yle ilgilendi. Babam işte benle daha çok hani böyle muhabbet, sohbet, baba işte suyumu getir, kahvemi yap falan. Babamla kahve içtik karşılıklı. İşte annem çorba yapmış getirmiş. Babaannem işte hoşaf yollamış. Aslında size önerim evet kayısı hoşafı için, loğusa şerbeti için. Sütünüz gelsin, gazınız gitsin. Tuvaletinizi en yakın zamanda yapmanız için böyle şeyler içmek gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Sonra orada onları içtim. Evet, bol bol su içmeniz lazım. Sütünüzün gelmesi için, bol bol su için. Günde hala daha 4,5 litre falan su içiyorum ben. Çünkü o sütün artması gerekiyor. Özellikle sezeryanda doğum tetiklenmediği için hani bebeği sizin kararınız, sizin karar verdiğiniz zamanda tabii alınıyor bebek. Doğum oluyor. Bu yüzden şey oluyor. Sütün gelmesi doğumdan sonra hani bu duygular tetikleniyor. Biraz daha geç oluyor. O yüzden bol bol işte su içmek gerekiyor. Bol bol helva yiyebilirsiniz. Tahin yiyebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler yiyebilirsiniz. Ayran içebilirsiniz. İşte bunlar iyi şeyler. Ama gaz yapacak yiyeceklerden lütfen uzak durun. Mesela bana dediler ki bulgur çok süt getirir.
Bu arada ben oğlumdayken çok fazla emziremedim. Çünkü 3. aydayken benim bir hastane sürecim olmuştu. Acile gittik. İdaralı enfeksiyonum varmış. Orada bana emzirirken yapılmayacak bir ilaç yapmışlar. Sütten geçebilecek bir ilaç. Ve sonra 3 gün bana emzirme dediler. Böyle olunca da oğlum zaten meme reddindeydi. Emmeyi sevmeyen bir çocuktu. Bir daha da memeyi hiç tutmadı. Sütüm gelmedi. Neyse yani çok emziremedim oğlumu. O ayrı bir süreç zaten. Kızımdayken böyle olmasın diye işte bana dediler ki bulgur ye. Neyse bulgur yediğim günden sonra arkadaşlar o gün benim bir kas sancım oldu. Çocuk durmuyor. Onun da sancısı var. Benim de sancım var. Ben yerlere yatıyorum. O da böyle vıyak vıyak ağlıyor. Hiç ağlamayan çocuk ağladı yani. Bulgur çok gaz yapıyormuş. Bunu anladım. Bence bulgur yemeyin. Bilmiyorum bana mı sadece öyle yaptı. Bir de önerebileceğim Bestlack damla var. O benim sütümü çok arttırdı. Sonra Solgar'ın B12 vitamini var. Zaten eğer kanalıma girerseniz orada önerdiklerim de var zaten. Bunlar. Süt arttırıcılar diye bir video çekmiştim. Ondan sonra bu süreçte başka ne yaşadım? Yani sonra sabah eşim geldi. Annemler gitti. Doktorum geldi. Bugün taburcu olmak istiyor musun dedi. Hayır dedim. Çünkü zaten bir çocuk daha vardı evde. Biraz daha toparlanayım istedim. Sonra o gün de öyle geçti. Gayet iyiydi. Ertesi gün işte çıkışta giyindim. Benim hastanede fotoğraf çekimim falan olmadı. Çünkü zaten acil bir doğumdu. Ben de zaten istememiştim hastanede olmasını. Evde sonra kendim çekerim. Kendi aramızda diye düşünmüştüm. O yüzden biz hemen çıkış işlemlerini halledip çıktık. Pardon. İşte evimize geldik. Evimize ilk geldiğimizde gelmeden önce sabah çıkmadan önce eşim oğlumu getirdi. İşte Övgü ile ilk defa tanıştılar. Oğlum da daha 16 aylıktı. Şimdi 18 olacak. Ya böyle o kadar güzel bir duygu ki yani ömürlük bir arkadaş oldular. İlk başta geldi böyle bir böyle tatmaya çalıştım. Dedi ki çok tatlı değil mi falan. Hemen tatlı deyince zaten o böyle bir şey şöyle yapar tadar. Onu böyle yaptı tatlı böyle ağzına sürüyor işte. Sonra işte onu da öptüm kokladım. Onu da öptüm kokladım. Bak. Hadi. Hadi kardeşim. Ha, çok mu tatlı? Evet. Evet. Şirket diyorum. Ben Aferin benim oğluma. Emziğini çalmaya çalışıyor. Sürekli emziğini alıyor. Kendi ağzına atıyor. Bunu yaşadık. Başka hiçbir kıskançlık falan yaşamadık. Bunları da ayrı çekerim size. İşte yeni doğan döneminde neler yaşadık. Kardeş kıskançlığı oldum falan diye. Onun ne tepki verdiğini falan. Onu da koyarım size burada hatta. Birkaç tane video. Böyle yani gayet güzel geçti aslında benim doğumum. İlk başta sürecim biraz şeydi, stresliydi ama doğum sürecim. Hatta doğumdan gelirken ben gülüyordum yani. Hemşireyle şakalaşıyorduk. Gayet güzel geçti. Çok fazla ağrım sancım olmadı. Bir sorun yaşamadım. Umarım hepinize böyle olması nasip olur. Belki de böyle daha iyi oldu. Yani o gece işte sürekli yani sezaryen olacağımın gece sürekli işte acaba ne olacak ne olacak ne olacak diye düşünmektense belki de böyle bir anda olması daha iyi oldu. Çünkü ben çok kafaya takan bir insanım. İnşallah sizin de çok 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 güzel geçer süreçleriniz. Çok mutlu olursunuz inşallah. İnsan gerçekten bebeğini kucağına aldığında çoğu şeyi unutuyor. Her şeyi demeyeyim ama çoğu şeyi gerçekten unutuyor. Umarım sizin doğumunuz da böyle olur. Sadece geriye güzel anılarınız kalır. Böyle yani bizim sürecimiz böyleydi. Instagram'dan da beni bu arada Süt Acın Annesi olarak takip edebilirsiniz. Oğlumla da orada videolarımız var. Kızımla fotoğraflarımız, videolarımız var. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok mutlu olun. Bu arada loğusayken kimsenin laflarını, sözlerini kafaya takmayın. Bebeğinizi bol bol emzirin. Kucağınıza alın. İşte çocukla bol bol temas kurun. Bol bol su için, dizi izleyin. Eşinizle vakit geçirmeye çalışın. Stresten uzak durun. Mümkünse kimseyi misafir olarak kabul etmeyin. Çünkü illa gelip bir laf söylüyorlar. Emiyor mu, ediyor mu, kaç kilo oldu, öyle mi oldu, böyle mi oldu, sarılık mı oldu falan mı filan mı? İlla bir psikoloji bozuyorlar. Ben bu süreçte sadece en yakınlarım, işte anneannem, babaannem, halam,
Öyle yani. Ben sadece bana laf söylemeyeceğini bildiğim, beni sevdiklerini, gerçekten sevdiklerini, iyiliğimi düşündüklerini, inandıklarımı kabul ettim. Geri kalan dedim ki, kusura bakmayın hani mesela komşulara vesaire. Lohusalık'tan sonra hani buyurun gelin dedim yani. Çünkü insan gerçekten ister istemez etkileniyor. Ben zaten yapı olarak öyle bir insanım. Ve bunu kendime yapmak istemedim. Kendimi üzmek istemedim. Emmiyorsa da emmiyorsa da, işte kilo aldıysa da verdiyse de, ben kilo aldıysam da verdiysem de hepsi bende kalsın istedim. Böyle hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah sizin süreciniz benimkinden de güzel geçer. Öptüm.